Keman ve piyano için bestelenmiş eserlerde hep piyanonun kemana eşlik ettiği varsayılıyor. Halbuki 18. yüzyıldan gelen bir gelenek Mozart'ın sonatlarından bildiğimiz keman ve piyano için değil, piyano ve keman için. Hatta Mozart'ın bazı sonatlarında keman eşlikli piyano için sonat başlığı bile kullanılıyor. Bu gelenek Beethoven'ın 10 sonatında devam etmesine rağmen bestecinin keman ve piyano veya piyano ve keman için ilk sonatında bile iki enstrümanın tamamen eşit bir partnerliği söz konusu. Beethoven, Mozart gibi öncelikle piyanist ama keman çalmayı da biliyor. Ve keman yapımında yaşadığı çağda yapılan yeniliklerin de çok farkında. Bu yenilikler sayesinde keman sesini çok daha geniş alanlara duyurabiliyor ve yepyeni bir renk ve ifade yelpazesi kazanıyor. Beethoven'un sonatlarında bunların sonuna kadar kullanıldığını söylemek mümkün. Bugün paylaşmak istediğim 10 sonattan 9.'sü ve en kapsamlısı, Kreutzer Sonatı adıyla tarihe geçmiş olan eser. Onun hikayesine birazdan geleceğim. Fakat gerçekten ilk bölümünün 15 dakika sürdüğü senfonilerde bile az görülmüşken burada bir sonatta söz konusu. Ağır bölümü müthiş bir çeşitleme dizisinden oluşuyor ve bütün bu senfonik boyuttaki ilk bölümlerden sonra bugün paylaştığım son bölüm, diğerleri gerçekten Instagram'da değil ama dinleyeceğinizi umuyorum yine de. Son bölüm bir tarantella, daha bir tarantella adı verilen bir daha canlı bir danstan esinlenmiş bir bölüm. 9. sonat Kreutzer Sonatı diye biliniyor. Fakat az kalsın Bridgewater Sonatı diye bilinmek üzereymiş. Bridgewater, George Bridgewater, zenci bir kemancı, zenci melez çok, zenci görünümlü daha çok olduğu söyleniyor. Babası Jamaikalı galiba ama Afrikalı bir prens olarak tanıtıyormuş kendisini. Polonya'da doğmuş, anne Alman, İngiltere'de yaşamış, Viyana'da Beethoven'la dostluk kurmuş, birlikte konserler vermiş. Müthiş kozmopolit bir karakter söz konusu. Bu sonatı Beethoven çalışından Bridgewater'ın çok etkilenmiş ve birlikte çalmışlar ilk olarak. Fakat sonra böyle çok sıkı bir dostlukları varken, hatta bu eseri Beethoven Bridgewater'a adarken bir mulattico lunatico diye bir laf kullanmış. Yani çılgın bir meleze adamış. Fakat o konserde anlatılana göre bir kadına hakaret etmiş Bridgewater ve kadın da Beethoven'ın dostu çıkınca bu dostluk tamamen yerli bir olmuş. Ve bunun üzerine Beethoven sonatı bir Fransız keman virtüosu ve bugün hala etütleriyle tanınan Kreutzer'e ithaf etmiş. O yüzden eseri bugün Kreutzer sonatı diyebiliyoruz. Kreutzer eserine bakmış ve gerçekten anlaşılmaz ve çalınmaz bulup hiçbir zaman da çalmamış üstelik. Thank you.
Thank you.